ve bunu gerçekleştirmek için de bütün gayret ve çabalar gösterilmiştir. Her şey istişareli ve seçimle yapılmaya çalışılmıştır. Sevgili seyirciler, ülkenin artık padişahlık yönetimiyle bir yere varamayacağına inanan Atatürk, yeni kurulan devlet için en ideal yönetim tarzı olarak Cumhuriyeti görmekteydi. Bu düşüncesini hayata geçirebilmek için de en uygun zamanı bekliyordu. 27 Ekim 1923'te ortaya çıkan bir durum, Atatürk'e Cumhuriyet'in ilanı için uygun zamanın geldiğini söylüyordu. 27 Ekim 1923'te Fethi Okyar kabinesi istifa etti. Bu istifa ile birlikte mecliste pek çok yeni hükümet senaryoları ve kulisleri ortaya çıktı. Fakat yeni bir hükümetin kurulması hiç de kolay görünmüyordu. Bunun nedeni ise o gün geçerli olan kanuna göre icra vekillerinin Büyük Millet Meclisi reisinin meclis azaları arasından göstereceği adaylar arasından meclisçe seçilmesiydi. Oysa meclisin üzerinde uzlaşacağı bir listenin ortaya çıkması uzak bir ihtimaldi. Atatürk nutukta daha sonra yaşananları şu şekilde anlatıyor. 28 Ekim gecesi Çankaya'ya gitmek üzere meclisten ayrılırken koridorda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşalarla karşılaştım. Benimle görüşmek için geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca akşam yemeğine gelmelerini Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa aracılığıyla kendilerine bildirdim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya'ya gittiğim zaman orada beni görmek üzere gelmiş Rize Milletvekili Fuat, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Beylerle karşılaştım. Onları da yemeğe alıkoydum. Yemek sırasında yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedim. Orada bulunan arkadaşlar hemen düşünceme katıldı. O gece yemekte bulunanlardan biri hariç diğerleri Çankaya'dan erken ayrılır. Konukların gitmesinin ardından Atatürk orada kalan İsmet Paşa ile birlikte bir yasa tasarısı hazırlar. Bu tasarı 20 Ocak 1921 tarihli anayasanın devlet biçimini belirleyen maddelerinde değişiklikler yapmaktaydı. Bu değişikliklere göre birinci maddenin sonuna Türkiye Devleti'nin hükümet biçimi Cumhuriyet'tir cümlesi eklenir. Ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce görüşülen bu yasa tasarısı Yaşasın Cumhuriyet Sesleri arasında kabul edilir.
Şimdi 27 Aralık 1919 tarihinde Dikmen sırtlarında 3000 atlı ve 700 yayayla Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılayan Seymenlerin torunları gösterilerini sunacak. Dokuz yıl önce Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İstikbal Gönderdedir öngörüsüyle kurduğu Türk Hava Kurumu her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutluyor. Her biri ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden ay yıldızlı bayrağımızı yücelten milli paraşütçülerimiz Cumhuriyet coşkusunu yaşamak ve yaşatmak için burada. Şu anda gökyüzünde gerçekleşen muhteşem gösterinin kahramanları uçaktan kendilerini mavi boşluğa bıraktı. Türk Hava Kurumu'nun yetiştirdiği paraşütçülerimizin gösterileri devam ederken ben de Cumhuriyetimizle yaşıt Türkiye'nin ilk ve tek sivil sportif havacılık kurumu olan Türk Hava Kurumu'nun çalışmalarından söz etmek istiyorum. 2011 yılında havacılık ve uzay bilimleri alanında Türkiye'nin ilk ihtisas üniversitesini ülkemize kazandıran Türk Hava Kurumu, planör, paraşüt, yelken kanat, yamaç paraşütü ve model uçak kurslarını veriyor. Ambulans uçak ve helikopterleriyle hasta, yaralı ve organ nakli için hava ulaştırma desteği sağlıyor. Yangın söndürme uçaklarıyla orman yangınlarına havadan müdahale ediyor. Eğitim programlarıyla havacılığı yurt sattığına yayılıyor. Hocam, Seymenler şu anda tören alanından ayrılırken bir taraftan da paraşütçülerimiz inmeye devam ediyor. Gerçekten öyle bir ülkeyiz ki baktığımız zaman tarihimizi biz kontrol ettiğimizde nice kahramanlıkların, nice destansı hikayelerin olduğunu görüyoruz. Birçok demokraside aslında demokrasi ve cumhuriyet kavramları hocam iç içe geçmiştir. Evet.
Peki bu kavram karmaşasını biraz daha biz farkındalık yaratarak açıklayabilir miyiz lütfen? Demokrasi ve cumhuriyet aslında birbirinden farklı şeylerdir ama bunun iç içe geçmesinin nedenlerini ve o farklılıkları bize anlatırsanız çok seviniriz. Gerçekten öyle. Cumhuriyet, demokrasi bizde. Cumhuriyet sanki demokrasi gibi algılanmaktadır. Aslında cumhuriyet bir devlet şeklidir. Yani egemenliğin millete ait olduğu, cumhura, halka ait olduğunu ifade eden bir devlet şeklidir. Demokrasi ise bir devletin yönetim şeklidir. Aradaki fark bu. Şöyle bir, yani biri devlet şekli, yani devlette bir hanedanın olmadığını ifade eden bir devlet modelidir. Yani bir ülkede hanedan yoksa, hanedan anlayışı babadan oğula devreden bir sistem yoksa, o sistemler, o devletler cumhuriyettir. Cumhuriyet olarak ifade edilir. En yalın şekliyle, en basit şekliyle böyle ifade edebilirim. Demokrasi ise halkın, o ülkede yaşayan halkın yönetime bir şekilde katılabilmesidir. Bunu temsili bir şekilde yapabilir, doğrudan yapabilir. Bunun çeşitli şekilleri vardır. Ama yönetime dahil edilebilmesidir demokrasi. Bunun yolları, şeklinin nasıl olduğu ayrı bir konu. Mesela bizim benimsediğimiz demokrasi parlamenter bir demokrasidir. Yani temsili demokrasidir, parlamenter demokrasidir. Halk parlamenter sisteme, yönetime katılır. Bu yeterli değildir tabii. Ayrıca sivil toplum örgütlenmeleriyle bu arada şu anda Cumhurbaşkanlığı Forsu da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veriliyor. Buyurun hocam. Bu katılım sağlanır. Katılım gerçekleştirilir. Bu sistemi ve demokraside. Mesela Cumhuriyet'in Türkiye'deki Cumhuriyet'in hedefi de bu tam demokratik bir yönetimdir. Yani bürokratik değil, demokratik bir yönetim hedeflenmiştir. Onun için büyük çaba sarf edilmiştir. Bugün gelindiği noktaya, bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda da demokrasi gayet ileri seviyede gelişmiş olduğunu da görmek Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri parasitçilerimiz tarafından indiriliyor. ...89 yıllık bir kuruluş... ...Türk Hava Kurumu... ...gerçekten medarı iftarımız... ...bugüne kadar birçok başarıya imza attı... ...ve imza atmaya da devam ediyor... ...biraz önce değerli paraşütçümüz de... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu... ...Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...posterini başarıyla indirdi hocam. Bu arada mavi göklere baktığımızda şanlı Türk bayrağımızın nasıl dalgalandığını görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Bizim bulunduğumuz alandan bu arada Gülhane Askeri Tıp Akademisi de görünüyor ve orada da şanlı Türk bayrağımız ve hemen arasında da bir Atatürk posteri. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde de yine şanlı Türk bayrağımız ve arasında Atatürk posteri. Hemen yanında da polis teşkilatının flaması bulunuyor. Ve bir kez daha dikkatinizi çekelim. Zaten siz de görüntülerde i̇şte izliyorsunuz. Türk milletinin bağımsızlığının şanlı Türk bayrağımız. Ay yıldızlı bayrağımız paraşütçülerimiz tarafından mavi göklerden indirilerek kutsal vatan toprağıyla buluşuyor.